Arkadaşlar merhaba. Termodinamik dersimize başlıyoruz. Bugüne kadar termodinamiğin birinci yasasına giriş yaptık, birinci yasasını işledik. Bunun çerçevesinde kapalı sistemleri ele aldık. Termodinamiğin birinci yasasını şimdi açık sistemlere nasıl uygulayabiliriz ona bakacağız. Öncelikle kapalı sistemleri şöyle bir hatırlayalım. Biz kapalı sistemleri incelediğimizde arkadaşlar sabit sınır ve hareketli sınır olarak inceledik. Sabit sınırı kapalı bir kap, rigid bir tank olarak göz önüne aldık. Ve bu tanktaki sistemin yani akışkanın hal değişimini göz önüne alarak çeşitli hesaplamalar yaptık. Sistem sınırını delen iş veya ısı girişleri olabilir dedik kapalı sistemlerde. İş ve ısı girişi veya çıkışı olabilir. Bu çerçevede sistem içindeki enerji değişimini inceleyebiliriz dedik. Hareketli sınırı da genellikle piston silindir düzeneğiyle ele aldık. Genişleyen bir balon da hareketli sınıra sahipti örneğin. Bu çerçevede kapalı sistemleri ele alıp güzelce inceledik. Şimdi sıra açık sistemlerde. Açık sistemleri biraz sonra inceleyeceğiz. Tabii ki açık sistemlerde akışkan hareketi var. Bu akışkan hareketi çerçevesinde önce biraz kütlenin korunumuna bakacağız. Sonra açık sistem elemanlarına bakacağız. Örneğin boru ve kanallar, genleşme kısılma vanaları, yayıcılar, lüleler, ısı değiştiricileri, pompalar, fanlar, türbinler, kompresörler bizim için önemli açık sistem elemanları. Termodinamikte bu elemanların hepsi çok önemli. Hepsini ayrıntılı olarak ele alacağız ve daha sonra birleştirip termodinamik sistemleri, çevrim geçiren sistemleri güzelce inceleyeceğiz. Açık ve kapalı sistemler için bunları söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi açık sistemlerde sistem sınırından tabii ki kütle giriş çıkışı olacak. Bunun yanında ısı ve iç giriş çıkışları da olabilir. Evet, açık sistemlerde kütle ile enerji giriş çıkışı sistem sınırında meydana gelir dedik. Böylece sistemi yine modellersek kütle ile enerji geçişini E kütle olarak gösterip sistem sınırına dahil edebiliriz. Kütle ile enerji giriş çıkışı akışkan hareketini gerektiriyor. Akışkan hareketi ise debi veya Türkçesiyle verdi ile modelleniyor. Bu çerçevede biz debi kavramını da veya kütlenin korunumunu da iyi bilmek zorundayız. Öncelikle debi hakkında bazı bilgileri verelim. Debiyi biz arkadaşlar kütlesel debi ve hacimsel debi olarak inceleyeceğiz. Kütlesel debiyi M üzeri nokta olarak göstereceğiz. Üzerinde nokta varsa zamana göre değişimini gösterecek. Yani birimi kilogram bölü saniye. Hacimsel debiyi metreküp bölü saniye olarak alacağız. V üzeri nokta veya bazı kitaplarda Q ile de gösteriliyor. Tabii ısı transferiyle Q karışabilir. Ama bazı akışkanlar mekaniği kitaplarında hacimsel debi Q ile de gösteriliyor. Şimdi sistemimizi ele alalım. Bir boruyu içinde akan bir akışkan olsun. Bu sıvı olur, gaz olur. Sonuçta kontrol hacminde yer alan bir akışkan olsun. Biliyorsunuz açık sistemlerde sisteme biz kontrol hacmi diyorduk. Bu kontrol hacminin bir sınırı var. Sınırına da kontrol yüzeyi diyorduk. Kontrol yüzeyini delen akışkan giriş çıkışları var. Bir M1 kütlesel debisinde, V1 hacimsel debisinde giriş, V2 kütlesel debisinde çıkış, V2 hacimsel debisinde çıkış olabilir. Bu kontrol üzerinde gelen ısı ve iç girişleri de olabilir. Sonuçta açık sistemi kontrol hacmi olarak değerlendiriyoruz. Sınırını da kontrol yüzeyi olarak değerlendiriyoruz. Ve debiyi şimdi anlatmaya çalışacağız. Kütlesel debiyi açarsak arkadaşlar yoğunluk kesit alanı çarpı ortalama hızın fonksiyonu rho a v ile gösterebiliriz kilogram bölü saniye biriminde kütlesel debiyi. Hıza bakalım. Kanal boru içi ortalama hız demişim. Sonuçta olarak arkadaşlar biraz sonra ayrıntıya gireceğiz. Kanal ve boru içinden akan akışkan bir ortalama hıza sahiptir. O da kütlesel debide v veya v altında ortalama yazılarak gösterilebilir. Metre bölü saniye biriminde bu V hızını ele alacağız. Kanallardan genellikle gaz akışkan geçer. Borulardan genellikle sıvı akışkan geçer.
Borular belli bir çapa sahiptir. Kanallar belli bir hidrolik çapa sahiptir. Akışkanlar mekaniğinde de bunun ayrıntıları işledir. A kesit alanı, kanalın borunun kesit alanı arkadaşlar. A veya AK ile gösterebiliriz. Metrekare biriminde akış yönüne dik kesit alanı A'dır. Bak bu önemli, akış yönüne dik alanı biz kesit alanı olarak alıyoruz. Rho akışkanın yoğunluğu kilogram bölü metreküp. Bu yoğunluk kısmı önemli arkadaşlar. Sıvıysa ve varsa tablolardan sıcaklığa göre okunur. Bak sıkıştırılamaz akışkanlarda belli bir basınca kadar biz akışkanları özellikle sıvıları sıkıştırılamaz kabul ediyoruz. Sıvıları sıkıştırılamaz kabul ediyorsak belli bir basınca kadar yoğunluk değişimi sadece sıcaklığa bağlı olarak ele alınıyor. Ve özellikle mesela su için, soğutucu akışkanlar için tablolar var. Bu tablolardan sıcaklığa göre yoğunluğu alacağız. Gazlar arkadaşlar sıkıştırılabilir elemanlar, sıkıştırılabilir akışkanlar. Gaz varsa yine tablolardan basınca ve sıcaklığa göre yoğunluğu okuyacağız. Arkadaşlar bu gaz için örneğin hava için bir atmosfer basınca ait tablo var. Oradan tabii ki basınç bir atmosfer ise tablodan sıcaklığa göre yoğunluğu okuruz. Çeşitli basınçlar için de gazlara ait tablolar oluyor bazı kitaplarda. Ama tablo yoksa gazları ideal gaz bağıntısından yararlanarak gazlara ait yoğunluğu hesaplayacağız. Bak gaz buhar değil demişim. Yani bizim termodinamik dersinde kızgın buharlı gazı karıştırmayacağız. Kızgın buhar için ideal gaz eşitliğini kullanmayacağız. Kızgın buhar bazı durumlarda ideal gaz olabiliyor ama o konuyu ayrıntılı olarak daha henüz işlemedik. Veya termodinamik 2 dersinde iklimlendirme altında su buharını biz ideal gaz olarak alacağız ama henüz değil. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Tabloda yoğunluk yoksa 1 bölü V mi yapacağız? Evet, evet. Tabloda yoğunluk bilmiyorum çünkü görmedim ben hiç. Yok yok. Şimdi akışkanlar mekaniği kitaplarında direkt vardır ama bizim termodinamik kitaplarında yoğunluk yok. Özgül hacim var. Biz sıvıyla, suyla çalışıyorsak sıvı suyla oradan VF değerlerini alıp bunun 1 bölü VF'sini rho'ya eşitleyeceğiz. Anladım hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar, arkadaşımızın sorduğu soruyu zaten biraz sonra ele alacağız. Şimdi gazları biz ideal gaz olarak alıyoruz. Tamam. PV eşittir MLT eşitliğini biliyoruz. Bunun birimleri de önemli. Pascal, metreküp, kilogram, jül bölü kilogram, kelvin ve T kelvin olmak üzere PV eşittir MLT kullanıyoruz. Her tarafı M'ye bölersek şurası V bölü M oluyor. Yani P çarpı küçük V eşittir RT oluyor. Arkadaşımızın sorduğu gibi burada özgül hacim var. Biz özgül hacimden yoğunluğa geçersek, bak aşağı yazmışım, yoğunluk eşittir 1 bölü V. Bu PV eşittir RT'yi düzenlersek P eşittir Rho RT oluyor. İdeal gazlarda da Rho'yu buradan çekeceğiz. Yana yazmışız zaten. Rho eşittir P bölü RT. Pascal, jül kilogram kelvin ve kelvin birimleri çerçevesinde kilogram bölü metreküp birimine ulaşacağız. Tabii ki gaz sabitini arkadaşlar tablodan alacağız. Hava ise, karbondioksit ise hangi gazsa tablodan gaz sabitini alacağız. Tabloda birim kilojül bölü kilogram kelvindir, ona dikkat edeceğiz. Birimlerin uyuşması lazım bu oranı elde ederken. Evet, özgül hacim V ise yoğunluk 1 bölü V. Kütlesel debiyi biz hani rho AV olarak yazdık ama 1 bölü V çarpı A çarpı V olarak da yazabiliriz. Buradaki V hız, tabii ki yukarıdaki V hacim. Evet, ne dedik biz? Kanal veya boru içi hızları göz önüne aldığımızda ortalama hızla çalışacağız. Tabii bu konu akışkanlar mekaniğinde ayrıntılı olarak işleniyor. Ama burada bilmemiz gereken şu, boru veya kanal iç yüzeyine akışkan yapışıyor. Burada bir sürtünme var ve hızı sıfır oluyor. Yüzeye yapıştığı için iç yüzeye. Buralarda hız sıfır, iç yüzeyden uzaklaştıkça orta eksende maksimum hıza erişiyor. Böyle bir hız dağılımı oluşuyor boru ve kanal içinde. Tabii dediğim gibi ısı transferinde ve akışkanlar mekaniğinde bu incelenir ayrıntılı olarak. Laminar ve türbülanslı akımlarda bu profil değişir. Ama termodinamikte o konulara değinmeyeceğiz.
biz bilelim ki boru ve kanal içinde bir hız dağılımı var ve bu hız dağılımına bağlı olarak ortalama hızla çalışıyoruz. Bizim bu boruya ve kanala gönderdiğimiz hız zaten ortalama hızdır. Yani şurada bir pompa veya fan varsa sıvılarla sıvıları göndermek için pompayı, gazları göndermek için fanı kullanıyoruz. Oradaki hız zaten ortalama hız olarak ele alınıyor. Ayrıntısı akış kanal mekaniği dersinde anlatılacak veya anlatıldı. Boru gelişinde arkadaşlar belli bir basınçta, belli bir sıcaklıkta, belli bir hızda biz gazı gönderiyorsak onun da belli bir kütlesel debisi ve hacimsel debisi olacak. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Kütlesel debiden kısaca söz ettik. Rho VA veya 1 bölü V çarpı A çarpı V idi, büyük V. Hacimsel debiye geçersek onun birimi metreküp bölü saniye, hız çarpı alana, kesit alanına eşit. Yani burada rho yok hacimsel debide. Boru ve kanalın kesit alanını A olarak alacağız. Boru ve kanaldaki ortalama hızı B olarak alacağız. Hacimsel debiyi hesaplayacağız. Tabii ki bu çerçevede kütlesel debi hacimsel debi bölü özgül hacim veya kütlesel debi eşittir yoğunluk çarpı hacimsel debi olacak. Sonuçta hacimsel debi V çarpı A ise bunun yanına rho'yu getirdiğinde zaten kütlesel debiye ulaşıyoruz. Yani şu oranında, şu eşitliği de bilmemiz gerekiyor. Kütlesel debi ile hacimsel debi arasındaki ilişkiyi. Şu anda biz açık sistemlerde akışkan hareketini ele alacağımızdan dolayı kütlesel debi ve hacimsel debiden söz ettik. En az bir giriş bir çıkış varsa sistemi modellerken girişteki kütlesel veya hacimsel debiyi bilmemiz gerekiyor. Çıkıştaki kütlesel debiyi veya hacimsel debiyi bilmemiz gerekiyor. Ama dikkat edeceğimiz noktalar ne? Sistem sıvı veya gazsa ikisi de olabilir. Her zaman sıvı artı gazda kütlesel debiler birbirine eşit olacak. Kütlenin korunumu gereği. Sonuçta kütlesel debinin içinde ne var? Rho ve A. Bu rho ve A'dan herhangi biri veya birkaçı değişse dahi giriş ve çıkıştaki kütlesel debilerin değeri aynı olacak. Bir giriş bir çıkış için tabii ki. Ama yanına yazmışız. Çoklu giriş çoklu çıkış varsa toplam giren kütlesel debiler toplam çıkan kütlesel debilere eşit olacak kütlenin korunumu gereği. Kütlesel debi değeri değişmez. İçindeki rho ve A'dan herhangi biri veya birkaçı değişse dahi o çarpımlar her zaman birbirine eşittir. Sistem sadece sıvıysa kütlesel debiler zaten değişmez. Hacimsel debiler de eşittir. Neden? Biraz önce konuştuk. Sıkıştırılamaz akışkanlar için rho 1 eşittir rho 2 veya hacim, özgül hacim için V1 eşittir V2 yazabiliriz. Sıkıştırılamaz akışkanlar yani sıvıları belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz kabul ediyoruz ve özgül hacim değişiminin çok az olduğunu biliyoruz. Zaten siz termodinamik tabloya baktığınızda arkadaşlar tablo A4'e bakalım. Belli bir sıcaklıktan başlıyor orası 0.01'den ve sıcaklık ilerliyor. Belli bir sıcaklığa kadar bu özgül hacimlerin yani VF değerlerinin birbirine çok çok yakın olduğunu görüyorsunuz zaten. O çerçevede sıkıştıramaz akışkanlarda sıvı su için Rho 1 eşittir Rho 2 diyebiliriz. Belli bir sıcaklığa belli bir basınca kadar. Sistem sadece gazsa arkadaşlar yine kütlesel debi değişmez ama hacimsel debi değişir. Çünkü sıkıştırabilir akışkanlarda Rho 1 eşit değildir Rho 2 veya özgül hacim V1 eşit değildir V2. Gazlarda buna dikkat edeceğiz. Evet, kütlenin korunumuna gelelim. Kütlesel debi ve hacimsel debiden bahsettik. Biz bu girişi sadece kütle olarak da alabiliriz. Çıkışı kütle olarak da alabiliriz. Sistemi tabii ki kontrol hacmi olarak alacağız ve sistem sınırını yani kontrol yüzeyini delen bir akışkan giriş çıkışı var. Kütle olarak değerlendirirsek M giren eksi M çıkan eşittir. Delta M kontrol hacmi yani kontrol hacmindeki kütlenin değişimi olacak kilogram biriminde. Sınır içinde kontrol hacminde kütlenin değişimi giren ve çıkan kütlelerin farkına eşit olacak. Sınırda yani kontrol yüzeyinde bu farkı ele alacağız. Kilogram biriminde çalışacağımız gibi kilogram bölü saniye biriminde de çalışabiliriz. O zaman üzerine nokta koyuyoruz zamana göre değişim varsa. M giren eksi M çıkan o zaman
kontrol hacmindeki kütlenin zamana göre değişimi dm bölü dt olacak. Arkadaşlar bu çerçevede bir giriş bir çıkış için bunu yazabiliriz. Çoklu giriş çoklu çıkış için de tabii bunların başına toplam işareti gelecek. Biz buradaki kütleyi, diferansiyel kütleyi rho çarpı dv olarak da yazabiliriz. Sonuçta rho sabitse arkadaşlar, rho'yu sabit alabiliyorsak, tabii burada integral alırken dışına çıkaracağız. Ama rho'yu sabit alamıyorsak, buraya integral işaretini koyduğumuzda içeride kalacak. Ama dm'yi, kütlenin diferansiyel değişimini rho çarpı hacimin diferansiyel değişimi olarak yazabiliriz. Bu eşitlik de bizim için önemli. Arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde kütlenin korunumu için şu genel eşitliği göreceksiniz. Biz bunun üzerinde durmayacağız. Ama kontrol hacmi ve kontrol yüzeyi için değişimleri en genel halde bu eşitlikte yazabiliriz. Bak, rho çarpı dv'yi yani kütleyi buraya ele almışız. Bu kütlenin zamana göre değişimi integral içinde rho çarpı dv var. Bunu yanda dm eşittir rho çarpı dv olarak yazdık. Bu rho sabitse dışarı çıkar, ds'e çıkmaz. Ama bak bu integralin zamana göre değişimi sadece kontrol hacminde geçerli. Kontrol hacmindeki kütlenin değişimi. Kontrol yüzeyinde ne oluyor? Sınırdan giren çıkan kütleler oluyor. Onun da değişimi rho çarpı v çarpı a. Ama burada hızı vektörü olarak alırsak yüzeyin normaline göre o hız vektörü değişecek. Sonuçta dA kesit alanına göre kontrol üzerindeki değişimi bu integralle ele alabiliriz. Bunların toplamı sıfır olacak kütlenin korunumu gereği. Dediğim gibi bu eşitlik çok önemli. Bunu siz Reynolds transport teoremi olarak akışkanlar mekaniğinde ele alacaksınız. Arkadaşlar biz sürekli akış problemleriyle çalışırsak, yani kütlenin zamana göre değişimi sıfırsa sürekli akış problemi karşımıza çıkar. O zaman toplam giren kütlesel debiler eşittir toplam çıkan kütlesel debiler olur. Yani yukarıdaki kütlenin zamana göre değişimi şu kısım sıfırsa sürekli akışla çalışıyoruz. Bu ne demek? Giren kütle çıkan kütleye eşit veya giren kütlesel debi çıkan kütlesel debiye eşitse, burası sıfırsa yani sistemde kütle birikimi veya artışı veya azalışı olmuyorsa o zaman sürekli akışla çalışırız. Biz termodinamikte genellikle sürekli akışlı sistemleri ele alacağız. Ama süreksiz akışları da bu dersin sonunda, yani bugün derste değil bir dahaki derste kısaca ele alacağız. Kütlenin korunumu bu kadar. Onunla ilgili bir tane örnek yapalım. Evet, uçaklardaki jet motorunu basitçe ele alalım arkadaşlar. Jet motorunu ele aldığımızda bu motor kısmına yakıt girişi olacak. Buradan M üzeri nokta yakıt demişiz. Belli bir kütlesel debide yakıt girişi olacak. Uçak hızını da 250 metre bölü saniye alarak şu soruyu değerlendirelim. Verilenler ne? Yakıt girişi var, tamam. Sisteme hava girişi var. Bakın uçakta yani belli bir yükseklikte eksi 50 derece santigratta 30 kilopascal basınçta 250 metre bölü saniye hızında 60 kilogram bölü saniye debide hava giriyor. Buradan hava yakıtla karışıyor. Sonuçta yakıt hava karışımı atılıyor. Orada 300 derece santigrat 30 kilopascal, bak basınç değişmemiş. 1000 metre bölü saniye hızı zaten artacak. Şu elemanı zaten arkadaşlar termodinamik olarak inceleyeceğiz. Bu hız arttırıcı nozullar, bu elemanları inceleyeceğiz. Ve 61 kilogram bölü saniye debide, sonuçta burada 60 giriyor, 61 çıkıyor. Neden? Burada yakıt da sisteme dahil oluyor. Ne isteniyor bizden? Sistemde depolanan kütle yoksa, yani şurada zamana göre kütlenin değişimi yoksa sistem için, kütlesel debi, yani kütlesel debi ve hacimsel debiyi bulacağız. Bu kütlesel debiyi bulurken eklenen yakıt miktarı nedir demiş. Sonuçta şurada bir eklenen yakıt miktarı var. Tamam, bu ikisini bulacağız. Giriş ve çıkıştaki hacimsel debiler nedir demiş, ona da bakacağız. Giriş ve çıkışın kesit alanları nedir, ona da bakacağız. Yani biraz önce öğrendiklerimizi bu soru kapsamında ele alalım. Sayısal değerler burada var. Bu çerçevede problemi modelleyelim. Ne dedik biz? Kütlenin korunumunu basitçe bu şekilde yazabiliriz. M giren eksi M çıkan eşittir dm bölü dt. Sürekli akış ele alacağız. Burası sıfır. Arkadaşlar kontrol hacminde kütle artışı azalışı yok.
kontrol hacminde depolanan kütle yok. Bu sürekli akışa bazı kitaplarda kararlı akış da denir. Isı transferinde genellikle kararlı akış diyoruz. M'ye giren ne var? M1 girişi var, M'ye yakıt girişi var taban. M çıkan altına ne yazabiliriz? M2'yi yazabiliriz. O zaman şuradaki eksi işaretine dikkate alarak M1 artı M'ye yakıt eksi M2 eşittir 0. 60 giriş var, 61 çıkış var. Demek ki M'ye yakıt 1 kilogram bölü saniye. Eklenen yakıt miktarı veya debisi bu çerçevede hesaplanabilir. Basitçe kütlenin korunumu eşitliğinden yararlandık. Hacimsel debilere bakalım. Biraz önce ne dedik? Hacimsel debi, kütlesel debi bölü yoğunluğa eşittir. Yani kütlesel debi eşittir rho çarpı V'ydi. Ki bu genel eşitliğimiz. O zaman giriş ve çıkış için bakalım. Burada gazlarla çalışıyoruz. O zaman rho'yu biz T bölü RT'den hesaplayacağız. Rho 1'i hesaplamak için basınç 30 kilopascal. R'si tablodan alınacak arkadaşlar. Hava için 0.287 kilojül kilogram kelvin. Burası kilojül, yukarısı kilopascal, tamam. Sıcaklık eksi 50 artı 270.15 kelvin, tamam. Rho 1 yoğunluk 0.468 kilogram bölü metreküp. Virgülden sonra 2-3 basamak almakta büyük yarar var. Rho 2 değişen ne arkadaşlar? Sıcaklık 300 derecede çıkıyor. Onu kelvine çevirdik. 0.182 kilogram metreküp. Bak yoğunluk değişti, gazlarda değişir dedik. Sıcaklığa ve basınca bağlı olarak değişir. Burada basıncı sabit almışız, tamam. Ama Rho 1 farklı, Rho 2. Rho'ları bulduk ki hacimsel debiyi hesaplayalım. V1 hacimsel debisi nedir? 60 kilogram bölü saniye kütlesel debi belli. Onu yoğunluğa böl. 128.205 metreküp bölü saniye V1 üzeri nokta. V2 61 kilogram bölü saniye 0.182 kilogram bölü metreküp. O zaman V2 üzeri nokta 335.165 metreküp bölü saniye. Bak kütlesel debiler 60'tan 61'e gelirken hacimsel debiler 128'den 335'e geldi. Ne demişiz? Belli bir yükseklikte uçan uçağın bulunduğu konumun atmosfer basıncı 30 kilopascal olarak verilmiştir. Ve hava bu basınçta sisteme girmekte, bu basınçta sistemden çıkmaktadır. Tamam. Çıkışta hava ve yakıt karışımı vardır. Bu karışım ideal gaz olarak alınabilir. Gaz sabiti bu örnekte havanın gaz sabiti olarak alınmıştır. Arkadaşlar hava artı yakıt karışımı tabii ki bunun gaz sabiti biraz farklı olabilir. Ama biz hava miktarı çok fazla olduğu için onu direkt gaz sabitini hava olarak aldık. Bu mühendislik yaklaşımı da bu şekilde yapılabilir. Soruda ne dedi? Giriş kesit alanını da ve çıkış kesit alanını da hesaplayın dedi. Bu bizim için kolay. Kütlesel debi rho ve a'ydı. Kütlesel debinin değeri bizde var. Rho'yu hesapladık var. Hız bilgisi verilmiş. Oradan A1 kesit alanını direkt hesaplayabiliriz. 0.513 metrekare olarak hesaplamışız. Aynı şekilde çıkış içinde 61 belli, 0.382 belli, 1000 belli verilmiş. A2'de 0.335. Bak burada önemli nokta şu. Giriş kesit alanı büyüktür. Çıkış kesit alanı. O zaman çıkışta kesit alanı biz küçülttüysek hızı arttırmaktır amacımız. Zaten 250 metre bölü saniyeden 1000 metre bölü saniyeye hız artmış. Bunlar mühendislik için önemli bilgiler. Ayrıntısını zaten ele alacağız. Lüle veya nozul kavramı altında bunu inceleyeceğiz. Bir örnek daha yapıp biraz sonra ara verelim. Bu sefer küresel bir balonu ele alalım arkadaşlar. Bu küresel balon hava ile dolduruluyor. D1 5 metre, yani balonun çapı, iç çapı D1 olarak 5 metre olarak verilmiş. Hava ile dolduruluyor ve 5 metre olarak çap alınacak. Hava giriş çapı D 1 metre. Şuradan bir boru bağlanmış, çapı 1 metre ve bu çerçevede balon hava ile dolduruluyor. Hava giriş hızı 3 metre bölü saniye. Basınç P1 eşittir P2 120 kilopascal olsun. Ortamdaki basınç. T1 eşittir T2 20 derece almışız. Yani sıcaklık biraz değişir de bu soruda eşit alalım demişiz. Balon çapı
Başlangıçta 5 metreydi. Balon çapı 17 metre olması için geçmesi gereken süreyi saniye olarak bulacağız. Bir daha konuşalım soruyu. Başlangıçta 5 metre çapında hava girişi var. Hava 1 metrelik bir çaptan giriyor ve belli bir hızda giriyor. Bu çerçevede son çap 17 metre olduğunda ne kadar süre geçer ona bakacağız. O zaman hal 1'e bakalım. D1 5 metre, V1 3 metre bölü saniye, basınç P1 120 kilopascal ve sıcaklık T1 20 derece santigrat. Gazlarla çalışıyoruz. Hemen bize yoğunluk lazım olacak. Rho1 eşittir P1 bölü RT1, tamam. Sıcaklığı burada Kelvin'e çevirdik. Ona dikkat edeceğiz. Birimlere dikkat edeceğiz. Burası kilo, burası kilo, tamam. Rho1 1.426 kilogram bölü metreküp. Havanın hal 1'deki yoğunluğu. Buradan kütleyi hesaplayabiliriz. Biraz önce de konuştuk. Kütle eşittir rho çarpı hacim. Rho 1.426 kilogram metreküp. V1 hacmini hesaplayacağız. Tabii ki o çap belli olduğu için belli arkadaşlar. V1 hacmi pi çarpı D1 küp bölü 6. Sonuçta küresel balon. 5 metrenin küpü çarpı pi bölü 6 olarak da onu alacağız. O zaman M1 kütlesi 93.33 kilogram. Bu çapta bu kadar kilogramlık içeride hava var. Bu kütleyi hesapladık. Neden hesapladığımızı biraz sonra konuşacağız. D2 çapı 17 metre. Basınçlar, sıcaklıklar değişmiyor, kabul etmişiz. Değişebilir de, yani bunlar dış basınç. Ve havayı gönderdiğimiz basınç sonuçta değişmiyor, kabul ettik. Arkadaşlar, basınç ve sıcaklık değişmiyorsa rho'lar değişmez. Sonuçta rho eşittir p bölü rt. O zaman 1.426 kilogram bölü metre küpü bu soru özelinde alabiliriz. Kütle değişecek çünkü çap değişti, 17 metre oldu. Küresel balonda hacim hesabını yaparken 17 metrelik küpünü alacağız. Bu sefer içerideki kütle 3668.3 kilogram oldu. Tamam. Bu kabuller çerçevesinde, soruda verilen bilgiler çerçevesinde M1 ve M2 kütlesini hesaplamış olduk. Şimdi neden kütleleri hesapladık? Arkadaşlar, şimdi kütlelerin farkı veya kütlelerin herhangi birini alırsam birimi kilogram. Kütlesel debi ne? Kilogram bölü saniye. Buradaki saniyeyi biz kütlesel debi delta t ile çarparsak götürebiliriz. Kilogram eşittir kilogram olabilir. Bu çerçevede kütlelerin farkını bilirsek ve kütlesel debi de bilirsek buradan delta t'yi çekebiliriz. O zaman M2 ile M1'i biliyoruz. Şu ikisini şu anda bilmiyoruz. Önce kütlesel debiye bakalım. Kütlesel debiyi arkadaşlar hal 1 ve hal 2 için hesaplayabiliriz. Sonuçta herhangi birinden verileri alıp hesapladığımızda kütlesel debinin değeri değişmez demiştik. Rho1 A kesit alanı 1 V1'den hesaplamışız. Başlangıçta bak burası önemli. D 1 metre olan giriş deliğinden 1.426 kilogram bölü metreküp yoğunlukta hava girmektedir. Yani biz bir noktasından hava giriyorsa oradaki çapı alacağız zaten. Yani şu borudan hava giriyor. Bizim için boru içindeki akış önemli. Kütlesel debi 1 metre çapındaki borudan yararlanarak kütlesel debi hesaplayacağız dedik. Buraya kesit alanı pi çarpı 1 metrenin karesi bölü 4'ü yerleştirdik. Rho'yu hesapladık. V1 hızı bize verilmiş. Bu çerçevede kütlesel debi bakayım 3.36 kilogram bölü saniye. Burada AK1'i dikkat demişiz. Yine bu eşitlikten hesapladığımızı söylemişiz. Tamam. Giriş deliğinin olduğu borudan balona 3.36 kilogram bölü saniye debiyle hava giriyor. Ve zamanla balonun çapı değişiyor. Balon içindeki hava kütlesi artıyor. M2 eksi M1 eşittir M üzeri nokta çarpı delta t olarak yazmıştık zaten. Burada tek birim n delta t kaldı. Mühendislik yaklaşımımızı bu şekilde yaptık. Birim analizinden yararlanarak her iki tarafı da kilogram birimine getirdik. Ve delta t'yi çektiğimizde 1063.93 saniye olarak sonucu buluyoruz. Arkadaşlar burada bu yaklaşım altında
gerçeğe yakın bir sonuç elde ettik. Yani sonuçta bundan biraz daha büyük olabilir. Ama sonuçta belli bir çaptan belli bir çapa balonu getirirken ne kadar süre geçmesi gerektiğini kütlenin korunumu çerçevesinde veya kütlesel debi bilgileri çerçevesinde nasıl yapabiliriz'i ele almış olduk. Evet, biraz daha devam edelim. Arayı biraz sonra verelim. Bir saate bakayım. Biraz daha devam edebiliriz. Arkadaşlar, kütlesel debi, kütlenin korunumu, acimsel debi kısımları da bu kadar bilgi yeter. Bunları bilmeniz yeterli. Şimdi hareketli akışkanda akış işine bakalım. Biz daha açık sistemlerde ayrıntıya girmedik. Temel bilgilere baktık. Hareketli akışkanda kütlesel debi, acimsel debi ilişkisine baktık. Kütlenin korunma eşitliği de çok önemlidir bizim için. Nasıl enerjinin korunma eşitliği var? Kütlenin korunma eşitliğini de problemlerde kullanacağız. Ama hareketli akışkanlarda akış işi nedir ona bir bakalım. Arkadaşlar, herhangi bir kütleyi, hani bu kütle akışkan da olabilir. Sonuçta X yönünde bunu hareket ettirmek istiyorsak, şimdi katı bir maddeyi ele alalım. X yönünde hareket ettirmek istiyoruz. L boyunca hareket ettirmek istiyoruz. Buna belli bir F kuvvetini uygulayacağız. Bu F kuvvetini A yüzeyine uyguluyoruz. Burada F tabii ki kuvvet Newton biriminde. L alınan yol metre, A yüzey alanı metre kare olsun. Burada yaptığımız iş nedir? Bakın, iş nedir? Kuvvet çarpı alınan yol zaten biliyorsunuz. F çarpı L. İş F çarpı L. F'yi tek başına ele alırsak arkadaşlar, bu bir kuvvet. Akışkanlara bunu uygularsak kuvvet nedir? Basınç çarpı alan. Bunun birimine Newton bölü metrekare. Bu ne metrekare? Sonuçta çarptığımızda Newton. Basınç çarpı alan kuvvete eşit. Pascal Newton bölü metrekare. O zaman bu iş hesabında bu F kuvveti yerine P çarpı A'yı koyarsak, bunu bir akışkan olarak düşün bu kütleyi. Bu akışkanı hareket ettireceğiz. Onun hareketi için belli bir basınç gerekiyor zaten. P çarpı A'yı ele aldık. L boyunca hareket ettireceğiz. O zaman P, A, L. Arkadaşlar, burada alan çarpı alınan yol nedir? Şuradaki yüzey alanı çarpı alınan yol şuradaki hacme eşittir. Yani P, A, L'yi P çarpı B olarak yazabiliriz. Zaten işin birimi jül. Buradan da P çarpı B, yani Pascal çarpı metreküp zaten jüldür. Ve kütle bir akışkan ise, örneğin boru içindeki akımı göz önüne aldığımızda, o akış işi P çarpı V'ye eşittir. Arkadaşlar, bu basınç olmasa o akışkan hareket etmez. Basıncı biz jül birimine çevirmek istiyorsak, iş olarak yazmak istiyorsak hacimle çarpacağız. Onun da adı akış işi. Ve onu biz V'yi V akış olarak göstereceğiz. P çarpı V'ye eşit veya kütle çarpı basınç çarpı özgül hacme eşit. Bizim için akış işi bu. Hareketli akışkanda akış işini P çarpı V'den veya M çarpı P çarpı özgül hacimden yararlanarak hesaplayacağız. O zaman hareketli akışkan belli bir sıcaklığı vardır. Bak, boru içini göz önüne alalım veya kanal içine ele alalım. Gaz veya sıvı bu kanalda veya boruda hareket ediyor. Ve belirli bir sıcaklığı var sonuçta. Belirli bir sıcaklığı varsa o akışkanın bir iç enerjisi de vardır. İç enerji direkt sıcaklıkla ilişkili. Belirli bir hızı varsa kinetik enerjisi vardır. Kinetik enerji hızla ilişkili. Belli bir kod yükseklik farkına sahipse o potansiyel enerji ile ilişkilidir ve potansiyel enerji farkı içerir. Belirli bir basıncı da varsa akış işi içerir. Bak, hareketli akışkanlarda karşımıza 4 tane önemli nokta çıktı. Ve hareketli akışkanları bunlarla değerlendirmek zorundayız. İç enerjisi var hareketli akışkanın. Akış işi var. Kinetik enerjisi var ve potansiyel enerjisi var. Genel olarak baktığımızda bu dördünde olması gerekir. Bazen burada mesela iç enerji, kinetik enerji veya potansiyel enerji ihmal ettiğimiz durumlarda olabilir. Ama genel olarak bu dördünün toplamı. Bak, küçük harflerle yazmışım. Birimi jül bölü kilogram, yani birim kütle için yazmışız. O zaman kütleyle enerji geçişine bakalım. Sonuçta kütleyle enerji geçişi jül birimine denk gelecek. Kütleyi nasıl yazabiliriz? U artı V akış artı kinetik enerji artı potansiyel enerji çarpı kütle. Jül biriminde kütleyle enerji enerji geçişini bu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar,
Akış işi neydi? Akış işi bir sınır işidir esasında. Piston silindir düzenindeki sınır işi akış işiyle benzerdir. Yani ne yazdık biraz önce? P çarpı V yazdık. Bak dikkat edin o sınır işine benziyor. Bu akış işini P çarpı küçük V olarak yazarsak yanında da küçük U var. Bunu biz entalpi olarak tanımladık. O zaman kütle enerji geçişinde U artı PV yerine direkt entalpi yazabiliriz. Entalpi yazdığımızda artık E kütleyi kütleyle enerji giriş çıkışını biz P artı V kare bölü 2 artı G çarpı Z çarpı M olarak yazabiliyoruz. Çok önemli bir nokta kütleyle enerji geçişi entalpi ile kinetik enerjiyle ve potansiyel enerjiyle ilişkili. Kinetik enerjiyi biz V kare bölü 2 olarak yazarız. Kütle dışarıda. Potansiyel enerjiyi G çarpı Z olarak yazarız. Kütle dışarıda. Hepsini kütleyle çarptığımızda jül birimine ulaşırız. Bu H entalpi değeri arkadaşlar sıvılar için belli sıvılar için tablolarda var. Eğer tablo bilgileri yoksa nasıl hesaplayabiliriz? Onu geçmişte konuştuk zaten. Entalpiyi gördüğün an aklına CP gelecek. Evet, güzel bir noktaya geldik. E kütleyi de tanımlamış olduk. O zaman enerji analizimizi biz kapalı sistemler için yapabileceğimiz gibi aynı enerji analizine açık sistemleri de dahil edebiliriz. Kontrol yüzeyi demişim bak, sınır. Kontrol yüzeyinde sınırda E giren eksi E çıkan var. Kontrol hacminde sınır içinde pardon sistem içinde sınır içinde sistem var tamam. Sınır içinde sistem var veya biz buna kontrol hacmi diyoruz. Bir daha toparlayayım. Sistem demek sınırın içi demek. Açık sistemlerde biz buna kontrol hacmi diyoruz. Kontrol yüzeyi sınır demek. Sınırı delen enerjiler cinsinden de E giren eksi E çıkanı tanımlıyoruz. Tamam. E giren E çıkan ne olabilir artık? Q olur, V olur ve E kütle olur. Tamam. Delta sistemi göz önüne aldığımızda arkadaşlar kontrol hacmindeki enerji değişimini göz önüne aldığımızda sürekli akış veya kararlı akış varsa bu sıfır olacak. Yani giren kütle çıkan kütleye eşitse altına yazmışız. İçeride bir enerji değişimi olmayacak o zaman. Delta sistem sıfır. O zaman E giren eksi E çıkanı sıfıra eşitleyip ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Açık sistemlerde sürekli akışta. Süreksiz akışları da ele alacağız arkadaşlar. Ama sürekli akışta burası her zaman sıfır. Birimi jül yukarıdaki eşitliğin. Onu biz jül bölü saniye yani watt olarak yazmak istersek üzerine nokta koyacağız. E giren üzeri nokta eksi E çıkan üzeri nokta o zaman delta E sistem bölü D E sistem bölü DT olacak. DE bölü DT olacak burası. Jül bölü saniye zaten vata eşit. Yine sürekli akışta enerjinin zamana göre değişimi sıfır olacak. Ama diğerlerin üzerine nokta koyacağız watt biriminde çalışıyorsak. Evet şu örneği de yapalım. Jet motoru örneğine devam demişim ben. Biraz önceki örneğe. Jet motoruna giren ısı enerjisini de hesaplayalım. Yakıtın yanması sonucu jet motoruna bir ısı girişi olacaktır. Evet, modellersek onu da bakın artık enerji analizi, termodinamiğin birinci yasası, enerji dengesi eşitliğini yazacağımız zaman kontrol yüzeyini delen enerji giriş çıkışlarına bakacağız. Burada kütle girişi var bak. Kütleyle enerji girişi. Kütleyle enerji çıkışı var ve ısı girişi var. Yakıt tarafında. Sistem sınırını veya kontrol yüzeyini delen 3 tane eleman var. Bunları göz önüne alacağız. Önce kütlenin korunumu çerçevesinde M yakıt bulundu demişiz. Tabii ki bu problemi ele alırken arkadaşlar önce kütlenin korunumunu ele alacaksın açık sistemlerde. Yakıtın debisini bulduk. Şimdi enerjinin korunumu kapsamında Q giren hesaplanacaktır demişim. Tamam. Enerjinin korunumu termodinamiğin birinci yasası. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem. Watt biriminde çalışıyorsak üzerinde nokta var. Sürekli akışta burası sıfır. Ve E giren 2 tane var altında toparladık var. E çıkan 1 tane var tamam. Bu problem için ne yazabiliriz? Q giren artı E kütle giren eksi E kütle çıkan eşittir sıfır. Şimdi Q gireni bilmiyoruz. E kütle gireni nasıl yazarız? Öğrendik ya. E1 artı V1 kare bölü 2 artı GZ1 çarpı kütle veya kütlesel debi. Buraya kütlesel debiyle çarptığın an birimi watt oluyor zaten.
Kütle çıkanı da aynı şekilde değerlendirelim. Verilenler neydi bize? V1 250 metre bölü saniye hız, yani buradaki hız. V2 hızı 1000 metre bölü saniye, tamam. Arkadaşlar Z1 eşittir Z2, yükseklik farkı yok demişim. O şekli hatırlıyorsunuz, burada da var. Sonuçta şu noktadan akışkan giriyor, şu noktadan çıkıyor. Yani yükseklik farkı yok. O zaman potansiyel enerji değişimi yok. Şu GZ1 ile GZ2 birbirini götürdü. Hızlar zaten farklı, birbirini götüremez. Entalpilere şimdi bakalım. Bu entalpilere şimdi güzelce bakıyoruz arkadaşlar. Dikkat. Havayla çalışıyoruz. Eksi 50 derece santigrat. Tablo A17 var elimizde. Tablo A17 hava için. Oradan entalpileri okuyabiliriz. Bu sıcaklık için entalpi 222.66 kilojoule bölü kilogram olarak ele alınmış. 300 derece için entalpi 578.88 kilojoule bölü kilogram olarak ilgili tablodan alınmış. Eğer tablo yoksa arkadaşlar entalpi farkı nedir? Cp çarpı delta T. Bunu geçmişte çalıştık. Kütlesel debiler de problemde verilmişti. O zaman E-kütle gireni kütlesel debi cinsinden, entalpi cinsinden ve kinetik enerji değişimi cinsinden hesaplarız. Dikkat arkadaşlar. Buradaki dikkat ne? Sınavlarda yapılan hata. Bak, entalpinin birimi kilojoule bölü kilogram. 222.66'yı kilojoule bölü kilogram olarak buraya yerleştirdik. Ama şuradaki kinetik enerjinin birimi ne? Joule. Onu kilojoule çevirmek için bak aşağısını 1000'le çarpmışız. Yani 2 değil 2000 yazdık buraya. Çarpı 1000. Buna dikkat, birim analizi cinsinden sonucun kilojoule bölü kilogram çıkması cinsinden buraya dikkat. Bunu kütlesel debiyle çarptığımız an kilowatt birimine erişiriz. Çünkü şurası kilojoule. 15.234.60 kilowattlık bir kütleyle enerji girişi var. Kütleyle enerji çıkışı dikkat. Hacim kütlesel debi burada. Entalpi burada. Dikkat, burayı 2000'e böldük. Hız 1000 metre bölü saniyenin karesi 1000. Aşağısı 2 çarpı 1000. Çünkü birimi kilojoule çevirdik. Sonuç ne çıkmış? 65.811.68 kilowatt. Arkadaşlar enerji eşitliğimizde bizim Q gireni hesaplayacaktık zaten. Tek bilinmeyen o kaldı. Tamam. Q giren de 50.577.08 kilowatt olarak hesaplanıyor. Arkadaşlar burada ısı verimi de hesaplamışım ben. Sonuçta bu kısma ayrıntılı sonra bakacağız. Ama ısı verim bu sistem için nedir? Bakın bu sistemin amacı ne? Hızı arttırmak, kinetik enerjiyi değiştirmek. Amaç bu. Bu amacı sağlamak için sisteme yakıt girişi, yani Q giren var. Yani ısı verimi hakkında daha sonra konuşacağız ama buradaki önemli nokta ne? Sisteme verdiğimiz enerjiden ne elde etmek istiyoruz? Kinetik enerji değişimi elde etmek istiyoruz bu soruda. O zaman kinetik enerji değişimini yukarı yazar, aşağıda Q gireni yazarsak bu jet motorunun verimi 0.57 çıkıyor, %57. Uçaklarda ısı verim biraz daha yüksektir. Otomobillerde bu 30-40 mertebesinde çıkıyor. Burada %60'a yakın çıkmış. Bak, buraya bilgi olarak da yazmışız arkadaşlar. Entalpiler sıcaklıklara göre hava tablosundan alınmıştır. Şu iki sıcaklığa ait Cp değerleri bulunabilirse entalpiler Cp çarpı T'den de hesaplanabilir. Yani böyle direkt entalpi hesaplamayalım da biz entalpi farkını hesaplayalım. Ha, şuraya yazmış, bu daha güzel. H2-H1 watt biriminde hesaplayacaktır böyle nokta. Kütlesel debi çarpı Cp çarpı delta T olarak yazılabilir. Tabii ki Cp'yi T1 artı T2 bölü 2'de alacağız da burada geçmişte de konuştuk. Şu iki sıcaklık arasındaki fark büyüdükçe Cp değerini ortalamada aldığımızda belli bir hataya ulaşıyoruz. Mümkün olduğunca bu aradaki farkı küçük almak durumundayız. Ama yapacak bir şey yoksa yaklaşım bu şekilde olacak. Ha, buraya güzel bir şey yazmışız. Bu örnekte debiler farklı olduğu için olarak yazılamaz demişiz. Tamam. Debiler farklı olduğu için ayrı ayrı şöyle hesaplayabiliriz demişiz. Tamam. Problemin özelliğine göre baktığımızda
debi aynı ise bu eşitliği yazabiliriz. Yani bu şekilde yazmak daha güzel. Ama debiler farklı, ona dikkat edeceğiz. Tamam. O zaman yukarıdaki gibi ayrı ayrı hesaplayıp farkını alabiliriz. Tamam. Bu bilgiler önemli ve güzel bilgiler. Evet, yorulduk. Biraz ara verelim. Arkadaşlar bakayım saat 11'de görüşmek üzere.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Şimdi açık sistemleri ele alacağız dedik ve açık sistem elemanlarını ele alalım. Sürekli akışlı düzeneklere bakalım. Ne dedik? Önce termodinamik elemanları tek tek ele alacağız ve sürekli akışlı düzenekler olarak inceleyeceğiz demiştik. Bu çerçevede lüle ile başlayalım. Biraz önceki örnekte de bu lüleyi ele almıştık. Evet, sürekli akışlı düzenekler çok önemli. Sürekli akışlı düzenekleri ayrı ayrı ele alıp inceleyeceğiz. Termodinamik 2 dersinde bunlar birleştiriliyor ve çevrim olarak inceleniyor. Çevrim geçiren sistemler olarak inceleniyor. Biz şimdi ayrı ayrı ele alıp açık sistem olarak inceleyelim sürekli akışlı düzenekleri. Birincisi lüle hız artışını basıncı düşürerek sağlıyor. Hız artışını basıncı düşürerek sağlıyor. Önemli bir eleman. Örneğin hortum başı, jet motoru, roket, bu tür sistemlerde kesinlikle lüle veya nozullar kullanılıyor. Hortum başında kullandığımızda ne yapıyoruz biz? Hortumun içinden geçen suyun hızını çıkışta arttırıyoruz. Jet motorunu zaten biraz önce güzelce ele aldık. Önemli bir eleman. Arkadaşlar bu açık sistem ise kontrol hacminden bir akışkan yer alıyor. Burada sıvı veya gaz olabilir. Belli bir hızda giriyor, belli bir hızda çıkıyor. Amaç V2 çok büyük, V1 olsun. O zaman kesit alanı daraltılıyor. Q giren olabilir, olmayabilir. Q çıkan olabilir, olmayabilir. Sonuç olarak kontrol yüzeyini delen ama akışkan giriş çıkışı kesinlikle olacak. Akışkanla enerji giriş çıkışı kesinlikle olacak. Enerji dengesini nasıl yazabiliriz? Termodinamiğin birinci yazısını her zaman E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem olarak yazacağız. İster jül biriminde yaz, ister watt biriminde. Bu genel eşitliği yazdıktan sonra, bakın eşitlik çok basit. Bu eşitliği yazdıktan sonra sınırda olan olayları değerlendireceğiz. Sınırda olan olaylar ne? E giren var. Yani Q giren, E kütle giren var veya varsa altına yazıyoruz. E çıkan varsa ki var, Q çıkan ve E kütle çıkan olarak yazıyoruz. Tamam, aradaki eksi işaretini de bunların toplamını alırken dikkat edeceğiz. Sınırın içinde, sistemde veya kontrol hacminde ne var? Enerji değişimi var. Ama sürekli akış varsa bu enerji değişimi sıfır olarak ele alınacak. Giren kütle çıkan kütleye eşitse sistemde bir enerji değişimi olmuyor. Giren eksi E çıkan eşittir sıfır olarak bu eşitliği değerlendiriyoruz. Genel olarak yazarsak arkadaşlar Q giren olabilir, E kütle giren olabilir. Eksi Q çıkan eksi E kütle çıkan olacak ve eşittir sıfır olacak. E kütle giren ve E kütle çıkan arkadaşlar açıkça yazdığımızda E artı V kare bölü 2 artı GZ olarak yazıyorduk. Bunların birimleri jül bölü kilogram. Başına da kütleyi yerleştirirsek jül biriminde bu şekilde yazabiliyorduk. Q giren eksi Q çıkan şu tarafta kalmak üzere Q giren eksi Q çıkan. Diğer tarafı kütle dışarıda olmak üzere H1 eksi H2 V1 kare eksi V2 kare ve Z1 eksi Z2 cinsinden de yazabiliriz. Bu farklar bizim için önemli. Çünkü kütle giriyor, kütle çıkıyor. Onu fark cinsinden de yazabiliriz. Genel eşitliğimiz bu. Lüle için veya nozul için Q giren, Q çıkan yoksa bunlar sıfır. Sadece bu kısmı gözden alarak değerlendirme yapabiliriz. Aşağıda da yazmış zaten. Adiabatik yani yalıtımlı sistemde Q giren sıfır, Q çıkan sıfır olabilir. Adiabatik lafını gördüğün an yalıtımlı sistem aklına gelecek ve Q giren ve Q çıkan sıfır olabilir bilgisi aklına gelecek. Aynı akım çizgisinde hareket eden akışkan akımında Z1 eşittir Z2. Arkadaşlar şu bir akım çizgisi bak. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Aynı akım çizgisinde hareket ediyor bu. O zaman yükseklik farkı yok. Şuradan Z1'i, şuradan Z2'yi alırsan altındaki referans çizgisine göre o Z1 eşittir Z2 olacak.
Eğer herhangi bir eğim yoksa arkadaşlar, akım çizgisinde hareket eden akışkan akımı için Z1 eşittir Z2. Özel durumlar olabilir. Herhangi bir eğim varsa, bu nozulun boyu çok büyükse ve eğimliyse bunlar birbirinden farklı olabilir. O zaman yukarıdaki özel durumlar çerçevesinde denklemin son hali H1 eksi H2 artı V1 kare. Bakın bunu yanlış yazmışız. Eksi V2'nin karesi bölü 2 eşittir 0 olacak. Tamam. Yani ufak tefek hatalar olabiliyor yazılımlarda, ona dikkat edeceğiz. Amaç ne? V2 çok büyük olacak V1. Arkadaşlar bakın burada da önemli noktalar var. Yani genel eşitliği biz yukarıda çıkardık. Bu genel eşitliğe göre istediğinizi yapabilirsiniz. Ama özel durumlarda Q giren Q çıkan sıfır alınabilir. Z1 eşittir Z2 alınabilir. Bir de özel bir durum V1 eşittir sıfır alınabilir. Neden? Bak V1 hızı belli değil ise 0 metre bölü saniye olarak alınabilir. Neden? Çünkü V2 hızı zaten V1'den çok büyük ve biz problemi belli bir noktaya getirdik ama iki tane bilinmeyen var. V1'i yaklaşık sıfır alabiliriz. Örneğin fanlarda fanın arkasından biz havayı alıyoruz. Fanın önünden havayı belli bir hızda gönderiyoruz. Fanın arkasındaki hava durgun hava. Durgun havadan fan onu çekiyor ve belli bir hızda gönderiyor. O zaman fanın arkasındaki hızı sıfır alabiliriz örneğin. Ama V1 hızı belli değil ise 0 metre bölü saniye olarak alınabilir demiştiniz, aklınızda bulunsun. Lüle için yukarıdaki eşitliği değerlendirirsek ve V1 hızını da sıfır alıyorsak, şurası eksi olacak sanırım hata yapmadıysak, belki de artı eksi çerçevesinde artı olabiliyor. Neyse ona bakarsınız ama şurası doğru. Lüle için H1 eşittir H2 artı V2 kare bölü 2 yazabiliriz. Bu özel durumlarda yanına bütün özel durumları yazmışız. Q0 zaten Lüle'de pek iş durumu göz önüne alınmaz, 0. Potansiyel enerji değişimi 0. Yatay Lüle demişiz bak bir de. Yani o önemli o. Yatay Lüle'de her zaman bu. V1 hızını da 0 alıyorsak elimizde bunlar kaldı. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Joule bölü kilogram biriminde veya watt biriminde. Evet. Bakalım önemli başka bir nokta var mı? Yok. Tamam. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Her termodinamik elemanı verdikten sonra bir tane önemli örnek yapacağız. Bu lüle içinde, bu nozul içinde bu su buharlı örneği alalım. Burada sistem kontrol hacminde bulunan eleman su buharı olsun. 150 derece santigratta girsin, 200 kilopaskal basınçta girsin, 75 kilopaskal basınçta çıksın ve doymuş buhar olarak çıksın. A çıkışta verilmiş kesit alanı 0.001 metrekare. Tabii ki akışkan su buharı ve belli bir sıcaklığa sahip, sistemde yalıtılmadığı için Q çıkanı 26 kilojoule kilogram olarak vermiş. V2 hızını bulacağız, kütlesel debiyi bulacağız. Ne yapıyoruz? Önce enerji dengesi. Her şey için termodinamiğin birinci yasasını yazacağız. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Watt biriminde yazmışız. Tamam. Burası sıfır. Kararlı akış var. Sürekli akış var. Watt biriminde yazdıysak E gireni E kütle giren üzeri nokta olarak yazacağız. E kütle çıkan üzeri nokta ve Q çıkan üzeri nokta olarak yazacağız. E giren ve E çıkanları değerlendirdik. Kontrol yüzeyini delen elemanlar bunlar. Tamam, enerji dengesini genel olarak yazdık. Bu problem olarak, bu probleme özel olarak bunları altına yerleştirdik. Bu sefer çözüme geçelim. Z1 eşittir Z2 eşittir 0 alabiliriz dedik. Tamam. Bakalım giriş hızı verilmemiş. Onu 0 alabiliriz. O zaman bizim eşitliğimiz ne oluyordu? H1 eşittir H2 artı V2 kare bölü 2. Ama Q çıkan da varsa bunu dahil edeceğiz. Zaten bu eşitliğe nereden geldi? Q yukarıdan geldi. Q yukarıdaki 3 elemanı değerlendirip sıfıra eşitlediğinde şu sonucu elde edebilirsin bu özel durumlar için. Hal 1 ne? Basınç 200 kilopaskal, sıcaklık 150 derece santigrat. 200 kilopaskal için T doyma 120.21 derece santigrat olarak tablodan okunuyor arkadaşlar. Bunu geçmişte çok çalıştık. T1 büyük, T doyma ise kızgın buhar bölgesindeyiz.
Yani P1 şu basınç için, P1 şu sıcaklık için kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu ispatladık. O zaman entalpi değeri bize lazım. Ne için lazım? Su için lazım. Yani kızgın su buharı için lazım. O zaman H1'i ilgili tablodan, tablo A6'dan 2769.1 kilojül bölü kilogram olarak okuyacağız. Suyla çalışıyorsak kesin tablo. Hal 2 ne? Basınç 75 kilopaskala düşmüş taban. Ve ikinci bağımsız özellik doymuş buhar noktası. Zaten doymuş buhar grafını gördüğün an ıslak buhar bölgesi aklına gelecek. Yani ıslak buhar bölgesinin sınırı bu. Bu sınır için ilgili tablo, tablo A4 veya A5. Elimizde basınç varsa tablo A5. O zaman H2 değeri, entalpi değeri, bu özgül entalpi küçük harfle yazdığımız için H2 G'ye eşit olacak. Neden? Doymuş buhar noktasında çalışıyoruz. 2662.4 kilojül bölü kilogram H2 elde ettik. Hal 2 için arkadaşlar V2 özgül hacmini de bulmuşuz, bize lazım olacak. O da direkt V2 G'ye eşit doymuş buhar noktasında çalıştığımız için 2.2172 metreküp bölü kilogram. T2 sıcaklığı zaten belli. Neden belli? Islak buhar bölgesindeysek T2 direkt T doymaya eşit. O da tabloda 91.76 derece santigrat olarak verilmiş. Bu bilgileri geçmişte güzelce çalıştık. Bu problem için eşitliğimiz ne? H1 eşittir H2 artı V kare bölü 2 artı Q çıkan. O zaman H1 değerini yerleştirdik. H2'yi yerleştirdik. V2 hızını bilmiyor. Dikkat! Bak burayı yine 2000'e böldük. Buraya yazmışım zaten ayrıntılı olarak. Q çıkan 26 kilojül bölü kilogram. O zaman V2 hızı 401.75 metre bölü saniye. Bak V1'i 0 aldık yaklaşık. V2 gördüğünüz gibi V1'den çok büyük olacak. Evet, kütlesel debi, bu işimiz kolay. Rho VA. Rho'yu konuştuğumuz gibi 1 bölü V olarak alacağız. Arkadaşlar, hal 2 için ilgili tablodan aldığımız değerleri burada değerlendirmişim. Ne dedik biz? Kütlesel debi giriş ve çıkışta hangi veriler bize yetiyorsa giriş ve çıkışta hesaplanabilir. Aynı sayısal değeri verecek. Neden çıkışta hesapladık? A kesit 2, A çıkış verilmiş bize çünkü. O zaman 1 bölü V2'yi göz önüne alacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Üstteki denklemde V kare bölü 200 metre bölü saniye cinsinden çıkıyor da burada hiç öyle bir birim yok. Hepsi kilojül bölü kilogram. Oraya nasıl geçebiliyoruz? Nasıl? Yani şu metre bölü saniyenin karesi zaten kilojülü bize verir. Kilojül bölü kilogramı verir. Ha, tamam o zaman. Şu 2000'e bölmeyi de burada anlatmıştık. Hani kilojül kilogram birimine nasıl yapışıyoruz. Yani birim analizi yaptığımızda kesinlikle birimler jül bölü kilogramı veriyor arkadaşlar. Onu güzelce birim analizi yapmanız gerekiyor, verir. Kütlesel debi için bilgiler elimizde var dedik. Daha doğrusu V2'yi de biz bulduk. Kütlesel debi de 0.181 kilogram bölü saniye çıkıyor. Arkadaşlar bu bilgiler önemli, lüle bilgisi önemli, mühendislikte önemli bir eleman bu nozullar. Bu çerçevede özel koşullar altında değerlendirdik ama genel eşitliğini yine bir daha hatırlatalım. Yukarıda yazdık zaten bu genel eşitliği, bu çerçevede değerlendirme yapıyoruz. Önemli bir eleman, termodinamik bilgi yasası analizini de bu şekilde yapabiliriz. Evet, difüzör yayıcı. Arkadaşlar lülenin tersi, bu da önemli bir eleman. Biz basınç yükseltilerek hızı düşürmek istiyorsak bunu kullanacağız. Diğerinin tersi. Burada V1 çok büyük V2 oluyor. Bu çerçevede yayıcıları da yine kullanıyoruz termodinamik eleman için. İkisi de önemli eleman. En genel halde giriş çıkış kütleyle enerji giriş çıkışı olabilir. Belli hızlarda olacak zaten. Isı girişi, ısı çıkışı olabilir. Bu elemanlarda iş, hani sonuçta şuraya bir elektrikli ısıtıcı sistemsini delen bir elektrikli ısıtıcı dahil edebiliriz. O zaman işten de bahsedebiliriz de genellikle iş ele alınmıyor. Ama özel bir problemde öyle bir şey görürsen tabii ki işi de dahil edeceksin. İş girişini de dahil edeceksin.
Enerji dengesi, termodinamiğin birinci yasası. Q giren, E kütle giren, Q çıkan, E kütle çıkan aynı şekilde değerlendiriyoruz. Eşittir sıfır. Buraları benziyor yukarıdakine. Ama önemli nokta ne? V1 büyük, V1 çok büyük V2 olduğu için biz bu sefer V2'yi sıfır alabiliriz. Belli değil ise problemde iki bilinmeyen oluşturuyorsa. Q giren ve Q çıkan adiabatik sistemde sıfır olarak alınabilir. Aynı akım çizgisine hareket eden akışkan için Z1 eşittir Z2 alınabilir. Yine buraya özel durumları bak yazmışız. Bu özel durumlarda yayıcı için H1 artı V1 kare bölü 2 oluyor. Şuradaki artıyı ben düşündüm ve kontrol ettim. Doğru arkadaşlar. Yani herhangi bir hata yapmamışım. Sonuçta ufak tefek hatalar olabiliyor ama şunu düşündüm ve kontrol ettim. Artı olacak. Tamam. Yine de siz bakarsınız. Yayıcı için diğerine benziyor. Bu sefer H2 eşittir H1 artı V1 kare bölü 2 elde ettim. Arkadaşlar hem lüleyi hem yayıcıyı ele aldık. Lüle için bir örnek yaptık, yani nozul için yaptık. Yayıcı için yapmadık. Benzer şeyler yapacağız sonuç olarak. İkisi birbirine çok benziyor. Ufak tefek değişiklikte birinde hızı arttırmak istiyoruz, birinde hızı azaltmak istiyoruz. Evet, bugünkü dersimizi bitirmeden önce başka bir örnek yapalım. Açık sistemleri ele aldık. Bu açık sistemlerle ilgili ne tür mühendislik problemi karşımıza çıkabilir? O çerçevede şu örneği ele alalım. Güzelce önce bir okuyayım ben. Şekilde verildiği gibi iç hacmi 400 metreküp olan bir bina. Evet, buraya da iç hacmi yazılmış. Tamam. 30 kilowatt gücündeki bir elektrikli ısıtıcı ile ısıtılmaktadır. Sonuçta bu binayı elektrikli ısıtıcı ile ısıtmak istiyoruz. Tamam. Elektrikli ısıtıcı adiabatik bir kanal içinde, yani bu kanal güzel de yalıtılmış şurası. Burası hani büyütülerek çizilmiş, bu küçük bir eleman büyütülerek çizilmiş adiabatik bir kanal. Kanal ise bina içinde bulunmaktadır demiş. Tamam, başlangıçta bina içindeki hava 14 derece ve binanın bulunduğu yerdeki atmosfer basıncı 95 kilopascal. Binanın dışarıya dakikada 450 kilojül değerinde ısı çıkışı olmaktadır. Binadan dışarıya. Şuradan bir ısı çıkışı oluyor iyi yalıtılmadığı için. Gerçekte her zaman olur bu. İçerisi sıcak, dışarısı soğuksa ısı çıkışı her zaman olur. Ne kadar yalıtırsan yalıt. Onun değeri tabii azalır. Neyse, binadan dışarıya dakikada 450 kilojül değerinde ısı çıkışı olmaktadır. Biz buna ısıtma tekniğinde ısı kaybı diyoruz. Kanal içindeki havayı düzgün dağıtabilmek için kanal girişine 250 watt gücünde bir fan da konulmuştur. Arkadaşlar bu fanı koyuyoruz ki buradaki ısıtılmış havayı düzgünce dağıtsın, kanaldan ilerlesin ve bu hacim içinde dağıtsın diye. Kanal çıkışı ile girişi arasındaki sıcaklık farkı 5 derece. Tamam, şurası ile şurası arasındaki yukarıyı da yazmış. T2 eşittir T1 artı 5. Binanın ortalama iç sıcaklığının 24 derece olması için geçmesi gereken zamanı bulacağız. Kanaldaki havanın ortalama debisini bulacağız. Arkadaşlar bir mühendislik problemi, ısıtma tekniği problemi. Bu çerçevede termodinamik açıdan ele alacağız. Tabii ki termodinamik her şeyin temeli. Uygulama dersleri, soğutma tekniği olsun, ısıtma tekniği olsun, iklimlendirme tekniği olsun. Her şeyin temelini burada öğreniyoruz. Ben soruları çözerken önce şekil çizilmemişse şekli çizmeyi tercih ederim. Bize şekil verilmiş, tamam. Ondan sonra verilen değerleri şöyle bir toparlamayı tercih ederim. Hacim 400 metreküp, elektrik işi girişi 30 kilowatt. İç sıcaklık başlangıçta 14 derece santigrat, basınç 95 kilopascal, Q çıkan 450 kilojül bölü dakika. Bakın bu yani kilojül bölü saniyeye çevireceğiz, bunu kilowatta çevireceğiz. Fan gücü 250 watt. Kanaldaki sıcaklık farkı 5 derece santigrat ve istenen durum 24 derece santigrat hava için. Güzelce bunları yazdığımızda havayla çalışacağız, yani ideal gazla çalışacağız açık. Ve hava için gaz sabiti tablo A1'de 0.287 kilojül bölü kilogram kelvin olarak okunur. Arkadaşlar hava için çalışıyoruz. Yani hava için çalışıyorsak CP ve CV'den yararlanabiliyoruz bildiğiniz gibi. Özgül ısıların ikisini de ben tablo A2'den buraya yazmışım. İkisinden biri veya ikisi de gerekiyorsa kullanacağız.
CP her zaman CV'den büyüktür dedik biz ideal gazlarda. Bak burada 1.005, bu 0.718 kilojül kilogram Kelvin. Tamam. Bu bilgileri yazdık. Önce bina için birinci yasa analizini yapalım. E'ye giren eksi E'ye çıkan eşittir delta'ya sistem. Bak bina kapalı sistem arkadaşlar. Bina kapalı sistem. Çünkü binanın sınırından bir kütle giriş çıkışı yok. Sınırdan ısı çıkışı var. Elektrikli ısıtıcı girişi var. Fan girişi var. Sınırı delen 3 tane eleman var ama bunlar kütle değil. O zaman kapalı sistemlerde birinci yasa analizini yapacağız. E'ye giren elektrik dedik, fan dedik. Tamam. Ben buraya da güzelce yazmışım. Sistem sınırı binanın sınırıdır. Q çıkan E çıkan olarak değerlendirilecek. Tamam. 3 tane eleman var. Tabii ki kapalı sistemde delta E sistem delta U'ya eşit. Artı kinetik enerji değişimi artı potansiyel enerji değişimine eşit. Genellikle delta U olarak ele alıyoruz. O zaman bu bina için değerlendirirsek V elektrik, V fan, eksi Q çıkan eşittir M çarpı U2 eksi U1. Bunu her zaman yazacağız böyle. Joule biriminde yazmışız. U'ları tablodan okuyabiliyorsak okuyacağız. Şimdi hava için CV'ye gidelim demişim. U'ları gördüğünde CV'ye gideceksin zaten. Bak burada kapalı sistem için yazdık. Burada delta U var. Bu çok karıştırılıyor sınavlarda. Delta U'yu gördüğün an CV'ye gideceksin. M çarpı CV T2 eksi T1. Hava için bunu yazarız. Biz bunu bina için yazdık. Binanın içindeki zaten sistem ne? Hava. Hava için yazacağız. İlk sıcaklık, son sıcaklık ve CV'yi de ortalama sıcaklıkta alabiliyorsak alacağız. Neyse burayı modelleriz biraz sonra. Verilen sayısal değerler 30 kW elektrik, 250 watt fan, onu kilowatta çevirelim hepsini, 0.25 kW. Q çıkan 450 kJ dakika, onu 60'a bölelim, kilowatta çevirelim. Yani 450 bölü 60, 7.5 kW yapar. Tamam, hepsini değerlendirmiş olduk. 7.5 kW'lık ısı kaybı var. Hani ısı kaybı olmaz termodinamik açıdan da ısıtma tekniğinde Q çıkan ısı kaybı deniyor. Tamam. Arkadaşlar burada kütle var. Kütleyi de halledelim. PV eşittir MLT her zaman bizim için yararlı eşitlik ideal gazlarda. Basınç verilmiş, hacim verilmiş. R'yi tablodan aldık. T1 sıcaklığı da verilmişse buradan kütleyi buluruz. Yani arkadaşlar hani T2'ye ait bir bilgi verilseydi o zaman oradan da kütleyi bulurduk. Kütlenin korunumu gereği kütle değişmez. Hangi bilgiler bize yeterliyse oradan kütleyi bulacağız. 461.1 kilogramlık bir kütle var. Hava kütlesi var sistemde. Şimdi zamanı bize soruyor ya. Şunların birimi de watt. Watt çarpı saniye jüldür. Arkadaşlar şu karşısı zaten jül. Bakın şurada bir daha bakalım onu. Burada noktalı yazmadık. Bak hepsi jül zaten. Bunları noktalı yazdığın an watt'a çevrilir. Ama burası ile burasının uyuşması için burayı delta t ile çarpmamız gerekir. Watt çarpı saniye küle eşit. Tamam. İçerisinin sayısal değerleri güzelce yerleştirildi buraya. Burada delta T bilinmiyor. Karşı taraf. Kütle hesapladık. CV'yi arkadaşlar iki sıcaklık da belli çok güzel. Bu ikisinin ortalamasını da alacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. CV değerini tablodan mı buluyoruz? Tabii. Hava ben için CV değerini tablodan bulacağız. Hangi kesinlikle. Tablodan bulacağız? Efendim? Hangi tablodan bulabiliriz? Ben bulamadım hocam onu. Hemen şuraya bakayım ben. Tablo A2 bak yazmışım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam. Burada hani A2 hava için ortalama sıcaklıkta alacaksın bu değeri. Şuradaki sıcaklıkların değeri çok farklı değil ve çok büyük değil. Yani 300 Kelvin içinde şunu alabilirsin. Sen tabloya bir güzelce bir bak. Arkadaşlar soruları her zaman arada sorun tabii ki. Ben sürekli anlatıyorum ama arada soru kesinlikle olsun. Delta T'yi 145.53 saniye olarak bulduk. Tamam. Hani kapalı sistemler için bir hatırlatma yaptık. U'yu gördüğünde CV'ye git dedik. Arkadaşımız da güzelce sorusunu sordu. Bu CV'yi ilgili tablodan alacağız. Tabloları güzelce inceleyin lütfen. Bu çerçevede kapalı sistem için bu analizi yaptık. Delta T'yi bulduk. Tamam. Kanal içine geçelim. Bizden istenen debiyi de bulmak için kanal içi ne birinci yasayı uygulayalım.
Arkadaşlar giren ekseye çıkan eşit delta sistemi üzeri noktalı yazmışız. Watt birimde yazmışız. Tamam. Çünkü debiyi bulacağız. Bak kütlesel debi bu eşite dahil ettiğimizde birimler watt oluyor. Yani kilogram bölü saniye çarpı jül bölü kilogram eşittir watt oluyor. Şuradan başlayalım. Kanal içini inceliyoruz. Sürekli akış var. O zaman burası hemen sıfır. E çıkan kanaldan çıkan akışkanın sahip olduğu enerji. Onu H V kare bölü 2 artı GZ şeklinde modelledik de burada kinetik enerji ve potansiyel enerji çok önemli sistemi etkilemediği için direkt entalpi cinsinden yazmışız. Bunlara dikkat yani. Sonuçta burada H artı V kare bölü 2 artı GZ yer alıyor. Ama hızlarla ilgili bilgi verilmemişse bak önemli bir nokta var onu söyleyecektim unutmadan söyleyeyim. Kanal belli bir kanalın giriş çapı var. Belli bir giriş çıkış çapı var. Bu çaplar birbirine eşitse zaten hızlar birbirine eşit. Kesit alanı da değişmiyor. Yoğunluk çok az değişiyor. Yani eşit. Onun için kinetik enerji değişimini ele almadık. Tamam. M çarpı E2. Tamam. Giriş için M çarpı E1. Tabii M üzeri nokta çarpı E1. Elektrik var. Fan var. Bütün bu girenleri. Tabii kanal için bak. Hemen bakalım şekle. Şu kanal için artık analiz yapıyoruz biz. Bu kanalı gelen ne var? Elektrikli ısıtıcı girişi, fan girişi var. Tekrar burada analiz yaparken bu ikisini alacağız. Sadece kanal için bu var. Başka delen ne var? Şuradan kütleli enerji girişi, buradan kütleli enerji çıkışı var. Buradaki hızla buradaki hızı birbirine eşit kabul ettik. Kinetik enerjiler gitti. Az bir miktar potansiyel enerji farkı olsa dahi onu göz önüne almadık. Yani hava için çok önemli değil bunlar arkadaşlar. O bilgiler verilseydi alırdık. Yani her zaman soruları çözerken mühendislik yaklaşımı yapıyoruz zaten. Her şey bize tam olarak verilmiyor. Bazı şeyleri de ihmal ettiğinizde sonucu çok etkilemiyor. Sistem sınırı kanalın sınırıdır diye güzelce de yazmış. Toparlarsak elektrik, fan, tamam. Kütleyle enerji girişi, tamam. Çıkanı da karşıya atmışız, tamam. Bu ikisinin toplamı kütlesel debi çarpı H2 eksi H1 eşit oldu zaten. Bak H'yi gördüğün an CP'ye gideceksin dedik. Bak ikisi de karşımıza çıktı. Çok güzel. H'yi gördüğümüz an CP'ye gittik. O zaman M üzeri nokta çarpı CP çarpı delta T kanal olarak bunu yazabiliriz. Hava için. Şunların sayısal değeri var. Şunun sayısal değeri tablodan. Zaten bize hani kanaldaki sıcaklık farkını vermiş. Bunu vermese olmaz. Oradan kütlesel debiyi de 6,02 kilogram bölü saniye olarak bulduk. Arkadaşlar bu soru güzel. Geçmişte ben bunu sınavda sormuştum zaten. Hem kapalı sistemi hem açık sistemi güzelce ele aldık. Geçmişte öğrendiğimiz bütün bilgileri kullandık. Bugün öğrendiğimiz bilgileri kullandık açık sistem için. Yaptığımız tek şey nereyle çalışıyorsak, hangi sistemle çalışıyorsak ona birinci yasayı uygulamak. Birinci yasa eşitliğimizde kolay. Termodinamik zor değil zaten kolay. Bu bilgilere dikkat ettiğiniz an bu soruları güzelce bir daha incelediğiniz an hiçbir zorluk yaşamazsınız arkadaşlar. Bu bilgi notu Ege derste var. Bugün için dersimizi bu şekilde hazırladım. Bakayım başka bir şey var mı anlatacağım. Bir notlarıma bakayım. Evet. Bugün bu şekilde devamını bir dahaki derste yapacağız. Evet, sorunuz yoksa arkadaşlar şu andan itibaren saat 11.30'dan itibaren yoklamayı alıyorum. Sorunuz yoksa yoklamayı da numaranızı yazarak çıkabilirsiniz dersten.